Yaşar kanalıma hoş geldiniz. Artık göğüslük mühendislik yok, gene GoPro. Bu sefer Berat var. Artık Berat başladı dün. Artık bundan sonra videoları çekecek. Düzenlemesini de o yapacak. Artık ona göre ayarlayacağız. Bundan sonraki sistem online'mış. Abi ben her şeyi hallederim dedi. Sen dedi hiç karışma. Şimdi Miraç var. Miraç'ın saçlarını keseceğiz. Taper tarzı keseceğiz ama tam taper değil. Sıfırlamadan yani. Böyle yarımdan kat çıkacağız. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir 3 numarayı alalım. 3 numarayla başlıyoruz. İlk önce şu yoğunluğu bir alın saçtan. İlk önce böyle bir başlayalım. Ondan sonra kademe kademe aşağı doğru ineceğiz. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Umarım iyisinizdir. Bizim hayatı biliyorsunuz anasını zaten. Bütün gün saç kesmekle uğraşıyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Bir de sizler öğrenin diye video çekiyorum işte. Bakın şimdi buraları böyle 3 numarayla aldık. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra 3.5'a çekeceğiz şimdi bunu. Yarınlayacağız komple. Şurayı alacağız ki buradaki şu yoğunluğu bir alıp götürelim şuradan. Şu yoğunluklar gitsin. Berat oradan izlemek mi daha güzel? Çıplak gözle mi? Abi GoPro küçük olduğu için böyle hani normal izlemek bence daha iyi. Ne mi? Bunun da farklı bir havası var. Ne mi? Aynen abi. Bakın şu fazlalıkları alıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sallıyorum Berat, biz bu videoyu kaç dakika çekeceğiz? Sallıyorum sana 20 dakika veya 25 dakika. Evet. Sen bunu kaç dakikaya kadar düşüreceksin? Kesersen bir 15 dakikaya sanmışım. 10 dakika olur mu? Aa, 10 dakika çok zor olur. Niye? Aynen, dalış yaparım abi, atlaya atlaya yaparım. Ha, atlaya atlaya. Kime atlaya atlayalım? Mesela atıyorum şimdi buraya aldık ya. Tamam. Diğer tarafı göstermeye geliyorum. Niye oğlum, öyle olur mu lan? Olmaz öyle. Olur abi, diğer taraf da aynı olacak sonuçta. Olsun oğlum. 10 dakika nasıl kısalacak o zaman? He? Kısalmaz ki o kadar. Kısalmaz mı? Bir 15 dakika falan. 15 mi diyorsun? 15. İyi tamam. Gençler şimdi yarımı taktım. Şimdi 3 ile aldık. 3.5 ile katı çıktık. Şimdi yarım. Kapatıyoruz bunu. Çengeli kapatın. Ondan sonra başlıyoruz. Bak kulak üstü. Şuraları güzelce bir temizleyelim. Nasıl, gimbal'la çekmek iyi mi? Aynen abi, bayağı iyi. Kol ağrıtıyor mu peki? Yok, şu anda 5 dakika geçti, daha şey anladım. Ha, iyi. 5 dakikada beni değiştirsek olur. Olur olur. Şimdi gençler böyle yarımla şu kulak üstünü aldık bak. Güzelce buraları böyle bir temizliyoruz. Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi 1.5'u takacağız. Kalın olan var ya, kalın 1.5. Yani şu. Hatta sizin belki şeylerde yazar, şöyle 1/2 olarak geçiyor bak şu. Bunu aldınız. Çengel gene kapalı. Açmayın çengeli. Bakın sadece şurayı şöyle yiyerek.
Bakın bir tık üstüne çıkıyorum çünkü az sonra burayı da kaybedeceğiz. Mirat senin bu boğazın bir türlü geçmiyor oğlum ya. Peki, sürekli peki. Var sende o. Gıcık tutuyor abi ya. Değil mi? Aynen. Şimdi bakın burayı da aldık. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle 2-3 tık bak. 1-2-3. Neden şurayı kaybedebilmemiz lazım? Çok yukarı çıkmadan bak hop. Bakın buradaki iz kayboldu. Gördünüz mü? Bak şöyle göster. Burası kayboldu gördünüz. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın buradan gidelim. Ve burası da bitti. Sonra tekrar buraya. Şöyle. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın gençolar, buralar bitti gördünüz mü? Şimdi ne kaldı? Diplerdeki izler, şu geçiş noktaları var ya, o geçiş noktalarını ayarlayacağız şimdi. Bunu takalım. Tekrar yarımı takıyoruz. Ve aşağıya indirin. Çengel aşağıda olsun. Artık buradaki izi kaybedeceğiz. Artık olay ona geldi. Şöyle dur oğlum. Heh. Bakın gördünüz mü? Kayboldu. Uç uç gideceksiniz. Şöyle. Nokta nokta yani. Mesela böyle geliyorsunuz ya. Şöyle gelerek. Köşeleri kullanacağız. Aynen köşeleri. Köşelerle nokta 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 böyle tek tek gelecek. Miraç dik dur bakayım. Heh. Ey şimdi başını. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi zaten buralara üst tarafa kat verdiğimiz için artık üstlere çıkmıyoruz. Sadece altlardan. Şuradan devam edeceksiniz. Bakın iz kayboldu gördünüz mü? Aslına bakarsanız çok basit bir kesim. Sadece biraz teknik bilgi, biraz da bilek. Bunları ayarlarsanız inanın hiçbir şey geri kalmıyor. Çok basit bir şekilde bütün hepsini rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi kayboldu. Mesela şurada böyle şeyler var ya, onlar böyle iz gibi duruyor ama saçtan gelen şeyler onlar, haberiniz olsun. Berat nasıl? Fena görüntüsü kalabildi. Güzel mi? Fena kalabildi. İyi diyorsun yani. Aynen abi. İyi tamam. Bakın sonra da şöyle son bir dokunuşlar için böyle bir diplere, en altlara. Yani ufak tefek izler kalıyorsa onları toparlamak adına şöyle bir şeyler yapın. Bak mesela şurada hafiften var bak. Şurayı şöyle bir geçeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdilik bitti. Burasını böyle ayarladık. Şimdi. Gelelim enselerini çizmeye. Ve şu yan. Hiçbir şey yapmadım. Şey şöyle yap. Wing böyle yap. Oldu. Bunu yaptığın zaman toparlar o zaten. Sen artık orayı silersin sen onu. Abi tamam abi. Şimdi gençler buraya ayarlayacağız bak. Hop. Berat sence benim kestiğim saçta olur mu? Olamaz. Yani. Şimdi burayı ayarladık. Gelelim bu tarafa.
Miraç, valla seni de hatunun yanına yakışıklı gönderiyoruz ha. Hadi kaptım valla hatunu. Aleyna, buradan sana da sesleniyoruz. Bak Miraç senin için neler yaptırıyor bak. Sen şimdi Aleyna'ya da söylersin. Halim abi beni videoya çekti, YouTube'a attı diye. Bak senden de bahsetti. Gençler şimdi burayı ayarladık. Bir ense dipleri kaldı. Onu da natural yapacağız zaten. Bakın şimdi. Miraç'ın saçları buralar yukarı doğru çıkıyor ya. Onu şöyle bak. Bir tık alın. Şunu şöyle kaydedin. Alın yani. Ondan sonra da şuradaki son izi kaybedin. Şuradaki bıraktığımız son bir iz var ya. Ondan sonra bir tık daha. Sonra da sıfıra alın zaten. Şu en son dibini halledin. Burası da bittiği zaman saç tamamen bitmiş olur gençler. Olay bitti, bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Makaslamaya geçeceğiz artık. Miraç, üstleri alacağız mı oğlum? Abi, al zaten çok değil. Değil mi? Zaten sanki üstlerin senin uzamamış gibi bir şey. Aynen. Bence uzamamışlar yani. Evet, şimdi buraları hallettik gençler. Şimdi sıra geldi. Sizin en sevdiğiniz noktaya abi makas, abi makas, abi makas. Geldik makaslara. Şimdi başlayalım. Makas tarakla o izleri nasıl kaybediyoruz diyorsunuz ya. Şimdi başlayalım ona. Şöyle dur gülüm. Tamam. Bakın. Tarak. Şöyle en dipten başlayarak bak. Nokta nokta çıkın bak. Görüyor musunuz bak? Fazlalıklar hemen aradan çıkıyor. Bak ne oldu? Düzeldi, gördünüz mü? En dipten başlayarak. Bak yukarı doğru fazla kısaltmayacağımız için bak. Buraları çok az alacaksınız. Hop. Mesela ne var? Şurada iz var bak. Güzelce şöyle girin. Ondan sonra burada biraz daha yaslayın tarağı. Yukarı doğru hafif hafif kaldıra kaldıra. Çıkın. Bakın tekrar kayboldu. Çok basit bir işlem yani. Makas hakimiyetinizin çok iyi olması lazım. Bunu hiçbir zaman kaçırmayın. Makasa çok iyi bir hakimiyet sağlamanız lazım. Gördüğünüz gibi toparlandı. Şimdi biz bu kafa yapısına göre oval girdik ya. Sakın ve sakın saça böylemesine girmiyorsunuz. Unutmayın. Bak köşeden yumuşatarak. Şu kafa yapısını gene ovallikten devam ettireceğimiz için. Bu köşeye de geldiğiniz zaman bak şuradan gireceksiniz böyle. Berat, o aşağıdaki tuşa basınca ne oluyor oğlum? Hangi aşağıdaki tuşa abi? Şurada, ha sen onu mu oynatıyorsun? Evet abi. Ha. Bakın mesela buralara fazla girmeyeceğiz. Şöyle. R diyor abi. Bizde R yok ama. Tamam tamam. Oğlum R şey işte. Şu başlığı oynatıyor, sağa sola oynatıyor. Bu mu abi? He. O böyle vızıt vızıt böyle böyle dönüyor. Değişik abi. Gimbal güzel bir şey ya. Hiç değilse sabit yapıyor yani. Sabitleştiriyor. Oynatmıyor. Sıfır yani. Hacı yapmaz gibi bir şey abi. Evet. Gençler görüyorsunuz değil mi? Bak böyle böyle devam ediyoruz. Buraları da ayarladık. Aslında. O aslında neden ısındı biliyor musun? Evet. Biz onu 8K'ya çektiğimiz için. Normalde biz onu 8K'ya almasaydık yani seni dinlememiş olsaydım onu 1080'de çekseydik o bayağı bir süre gidiyor.
Kapandı mı cihaz? Kapanmadı değil mi? Yok abi, daha 58 şarjı var. Tamam. Hiç yok, ben bir 15 dakika. Yok, şarjla alakalı sıkıntı yok. Yok. GoPro'ların en büyük sıkıntısı ısındığı zaman kendi kendini direkt kapatıyor olması. Yani öyle bir dert var, anladın mı? Kaydediyor mu abi videoyu? Ediyor tabii canım. Ediyor o zaman. Kaydediyor. Evet gençler, bakın. Saçın yanları bitmiş bir vaziyetteyiz. Arkasını da ayarladık. Şimdi geleceğiz üstlerine. Üstleri ayarlayacağız. Berat dur oğlum. Şunu alayım ben. Hoppa. Bu fıskiye de çok güzel abi. Evet. Bunda böyle tek basıyorsun atıyor ya, çok hoşuma gidiyor benim. Diğerinde pas 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 sürekli. Miraç sadece üstleri toparlıyor mu? Aynen abi. Satmıyorum. Satmıyorum. Miro bir tık düşsene. Düşeyim mi? He. Öyle mi? He. BMW tamam. Oturulmuş gibi abi. Aynen öyle. Gençler çok az toparlayacağız üstleri. Sadece uçlarını alacağız. Çok fazla girme bak, ben bunu oynattığım zaman GoPro'ya çarparım. Ayarlayamam. Bak şu kadar alsak yeter mi bu kadar? Yeter abi. Yoksa çok mu fazla? Fazla sanki biraz. Çok az daha üste çıkar. O zaman sadece uçlarını alıyorum oğlum. Tamam evet olur. Bu iyi. Aynen. Zaten kırıklar var uçlarında. Onları toparlasam senin işini görür. Okey mi? Miraç. Evet evet. Bakın kaç adımda geldiğime dikkat edin. Şu ana kadar kaç adımda geldim? 5 mi 4 mi abi? Aferin 4. Bununla birlikte 5. Peki kaç adımla geldim? 7 9 veya 6. Ne? 9. Ya ya Berat. Ama ben şu anda buna odaklandığım için yoksa. Tamam. Aferin güzel. Evet gençler, sizin de az önce duyduğunuz gibi arkaya kadar, yani dönerin olduğu noktalara kadar minimum 7 ila 9 adımda gitmeniz lazım. Siz bana bakmayın, ben artık işin. Gençler makine kapandı. Vallahi makine kapandı, billahi makine kapandı. Ondan tekrar onun şeyini değiştirdik. Pilini değiştirdik. Şimdi az önce de dediğim gibi 7 ila 9 adımda gideceksiniz. Ben nerede kalmıştım? Dedim ki siz bana bakmayın, ben artık profesyonel olduğum için 4'te bile dedim gidiyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ama sizler minimum 7 ile 9 arasında gidin. Sizin için yani bak. Kaçtayız? 3. Bir daha al. 4. Bir daha. 5. 6. Bak buraya kadar 7. Gördünüz mü? 7. Ondan sonra kendinizi böyle çekin. Hop. 8. Bu köşeyi de alın. 9. İyi değil mi Miraç? İyi abi. Satma. Kafa yapısına göre bu sayılar değişebilir değil mi abi? Yok. O fikstir. O hiç fark etmiyor. Şu an güzel çekiyor mu? Güzel abi. Bakalım az sonra videoyu izleyince nasıl bir şey olacak göreceğim. Bakın böyle fazla kısaltmayacağımız için bak keserken de yukarı doğru çekiyorum saçı.
Evet, bitti gençler. Şimdi bir sol taraf kaldı. Bir tek bu taraf. Burayı da aldığım zaman saçın bu bölümü tamamen bitirmiş oluyoruz. Bakın orayı da aldık. Neresi kaldı? Şu son nokta. Burayı almazsanız saç anında şu şekilde uzun kalır. Yani en önemlisi şu köşe noktalar. Bak görüyorsunuz mu? Bak nasıl çıkıyor. Ve olay bu kadar. Miraç, iyi mi gülüm? Daha fazla kısaltmama gerek var mı? Gerek yok abi. Evet gençler, saç tıraşı bu kadar bitti. Aşağı şöyle ha. Aşağıya yay başını Miraç. Heh, böyle gösterelim. Tamam. Artık profesyonel videocu olacağız oğlum. Artık bitti. Dandik fotoğraflar. Dandik videolar bitti. Miraç yıkamıyoruz değil mi? Gene eve mi çıkacaksın? Gençler, şimdi böyle bir şey ilk defa yapıyoruz ya. Berat söyledi bana. Şimdi bakayım sağ köşe, sol köşelerde bir yerde benim şahsi Instagram'ım olacak. Aşağıda iş Instagram'ım olacak. İşte oralarda bir tane de böyle TikTok, TikTok olur. Bir de böyle abone olun kanala. Tıklayın, yorum yapın ve arkadaşlarınıza, çevrenize benden bahsedin. Şimdilik bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dediğim gibi o hesaplardan takip etmeyi unutmayın. Berat onu ayarlayacakmış. Hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.